onda toz birikmesin diye. Şimdi şu cam sehpalarımı bir sileyim. Kargom geldi. Kargoyu aradı. Kargocu aradı. Ben de direkt sepet salayım dedim. Hiç boşuna şuna yukarıya çıkmasınlar. Genelde kargolar geldiği zaman kapıda ödemeyse yukarı çıkartıyorum. Ama sepet salmaysa şey yani ödemesi yapılmışsa sepet salıyorum. Sepeti saldım da adam 5 dakikadır yok ya. Sepetle öyle kaldım ortalıkta. Maalesef adresimi yanlış girmişler. Geçen gidip düzeltmelerini söyledim ama herhalde unutmuşlar. Bu yüzden kargomu açmak istiyorum hemen. Tam da beklediğim kargo gelmiş. Arya'nın elbisesi. Neyi koymuşlar bilmiyorum. Arya'nın elbisesi gelmiş. Hiç gelmeyecek sandım. Gerçekten çocukların bayramlarına yetişmesi o kadar çok istiyorum ki. Onlara göre elbise öyle. Sevgili Hilal Özün abi. Ay, elbisesi çok tatlı. Ama biraz küçük gibi ne geldi baksanıza. Çok şirin. Çok küçük değil mi ya ben? Bandanası da var. Sanki çok küçük. Ama yok ya, Arya zaten bu kadar. Yani hemen hemen olur Arya'ya diye düşünüyorum. Buralarında böyle önlük yaka detayı var. Beyaz, mavi karışık. Çok üstünde çok tatlı duracak. Neyse Ayşe nefesle yetiştiğine göre içim rahatladı. Bu ne? Bu buraya... Ha, bu tokası. Ben de dedim burada bir kemer var. Bu ne böyle?
Şimdi şöyle sadece bir tozunu alacağım elektrik süpürgesiyle. Havlarım geldiği zaman da güzelce silerim. Daha detaylı girişim. Şöyle işlem bir sallayayım. Ayaklarımız da odalara doğru gitmesin. Of kızlar of. Şu tarafa geç. Geç bakayım şu tarafa. Hadi bakalım. Elektrik süpürgesini açalım. Elektrik süpürgesini verelim. Çamaşırlarım var. Yetiştiremeyeceğim galiba. Çünkü çok çamaşırım var. Şöyle sadece ortadaki tozu aldım. Halılarım gelsin. Koltuklarımı silmeyi düşünüyorum. Birçok yerlerinde lekeler gördüm çünkü. Perdemi de zaten dün yıkayıp astım. Tertemiz olmuş. Onu size göstermedim asarken ama zaten videosu yok. Hadi gidelim. Al işte. Bu ne böyle? Ne yaptın sen şimdi? Yaptığın şey doğru bir şey mi? Hadi al oyuncaklarını gidelim. Hadi gel. Gel. Onları zor zapt ediyorum. Böyle şu odaya gidip her yeri dağıtıyorlar. Misal şuraya çıkıyorlar. Yani çok tehlikeli işler yapıyorlar. O yüzden onları zor zapt ediyorum. Hemen buradaki işlemi bitirip öbür tarafa geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar, akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Şöyle burada tavuk haşlaması yapacağım ama bunu salçalı bir şekilde. Şimdi soğanlarımı doğradım. Üzerine biber ekledim. Salçamı ekledim. Üzerine tavuklarımı attım. Pişince şöyle bir konserven vardı. Geçen biliyorsunuz makarna salatası yapmışım. Bu ondan kalma. Ziyan olsun istemedim. Şu an zaten yeni makarna salatasını yaptığım için zaten 2 güne yetecek kadar yapmıştım. Bu arada kolay kolay yapmam diye düşünüyorum. Ben dedim ki bunu direkt üzerine eklerim ama biliyorsunuz ki bunlar haşlanmış bezelye, havuç ve patates. Haşlanmış olanlarından. O yüzden en son ekleyeceğim onu bittikten sonra. Şurada pilavımın suyu var. Bu arada pilavımı da mısırlı yapmayı düşünüyorum. Bir konserve mısırım vardı. Bu da aynı şekilde oradan kalma. Bunu da pilav yapacağım bununla. Şimdi normalde iftara çok daha var. Hani bayağı şu an saat 1.30, 2 gibi, 1.30 gibi bir şey. Ama benim erken başlama sebebim çocuklardan dolayı. Eğer benim kadar yemeğim varsa yapmıyorum. O çocuklara onu ısıtıp veriyorum. Ama eğer yoksa erkenden yapıp bırakıyorum. Yemeklerini fazla yapmaya çalışıyorum. Çocuklara da yetsin. Ben yaptığım her şeyden onlara da tattırdığım için o yüzden yemeklerimi her zaman erken yapıyorum. Tabii düğünden varsa dediğim gibi yapmıyorum. Az kalmış, bu da pişsin. Çok seviyorum bu yemeği bu şekil. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. Çocuklar belki sevmezler, o yüzden de hani arasında mısırları ayıklayıp verebileyim diye.